Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Mert Korkmaz TV kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte AirPods 1. nesil olan ilk çıkan AirPods'u inceleyeceğiz. Ben bu cihazımı yeni aldım arkadaşlar. Almanya'dan gelmeden önce Almanya'nın Frankfurt şehrinden almıştım. Ve bugün de sizinle beraber bir kutu açılışı gibi bir video yapıp hem de sizlere kulaklığım hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Nasıl olduğuna dair. Tekrar kutusuna koydum sizlerle beraber. Zaten sıfır gibi kullandığım için tekrar size kutu açılışı yapmayı göstereceğim. Yaklaşık bende bu cihaz bir iki aydır bende arkadaşlar. İki aydır kullanıyorum aldığımdan beri. Genel yorumlarımdan bahsedeceğim. Memnun olduğum konulardan bahsedeceğim. Ve de eksik bulduğum noktalardan bahsedeceğim sizlere bu akşam. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. AirPods şarj kutusundan çıktığı an açılır ve iPhone, Apple Watch, iPad veya Mac'inize anında bağlanır arkadaşlar. Yani herhangi bir Apple cihazı kullanmanız yeterli olacaktır bu AirPods kullanmanız için. Kulağınıza taktığınız anda otomatik olarak çalmaya başlar. Çıkardığınızda ise duraklar. Yani sizin tekrar takıp kulağınıza çalmanız için, yani açmanız için bekler arkadaşlar. Ses düzeyini ayarlamak veya şarkıyı değiştirmek veya arama yapmak ve mesela hatta yol tarifi almak için ilk kez dokunarak Siri'yi etkinleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu kulaklığın şu kısmı, şu üst kısmına ilk kere temas ettiğinizde Siri devreye giriyor arkadaşlar. Buradan da işlemlerinizi, Siri ile işlemlerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Bu Apple 1. nesil kulaklıklar gücünü özel olarak aldığı Apple W1 koduyla bir çipten alıyor arkadaşlar. AirPods optik sensörlerden ve hareket ivme ölçerlerine yararlanarak kulağınıza taktığınızda algılıyor arkadaşlar otomatik olarak, yani takılı olup olmadığını algılamayı sağlıyor bu özel çip arkadaşlar bu kulaklıkta. V1 çip AirPods kulaklıklarından ister bir tanesini takılı olsun ister ikisi sesi otomatik olarak yönlendiriyor ve mikrofonu devreye sokuyor sizler için. Ek bir ivme ölçer arama esnasında veya siz Siri ile konuşurken, yani Siri'ye komut verirken hüzmeleme özellikli mikrofonlarla birlikte çalışarak arka plandaki gürültüyü filtreleyip en aza indiriyor ve tamamen sizin sesinize odaklanıyor. Son derece düşük güç harcayan V1 çip pil ömrünü de o kadar iyi yönetiyor arkadaşlar. Ben bunun pil performansına çok memnun kaldım açıkçası. Hani ilk nesil olmasına rağmen, ki çevremdekiler de zaten bana, ben ikinci Pro'yu almayı düşünüyordum. Bu silikonsuz olan, küçükleri olan arkadaşlar. Ama bana bunu almamı yani söylediler. Kullanan arkadaşlarım daha memnun olduklarını belirttiler. Hakikaten de alınca gördüm ki gerçekten bu daha gerçekten işimi fazlasıyla görüyor. Her şeyimi halledebiliyorum ve gayet de kulağa iyi oturup şık, yani kulaktan çıkma sorunu kesinlikle yaşamıyorsunuz. Bu en özellikle dikkat çekmek istediğim nokta kulaktan çıkmaması arkadaşlar. Tek şarjla, şimdi gelelim şarj süresine. Peki bunun şarjı nasıl diye merak ediyoruz hepimiz. İster istemez meraktasınız. Hemen cevaplayayım arkadaşlar daha fazla meranızı tutmadan. Tek şarjla 5 saatlik bir dinleme süresi sunuyor size. Mesela yani bunu açarsınız, bir şarkı dinlersiniz veya bir film izlersiniz vesaire, tamamıyla 5 saatlik bir dinleme süresi sunuyor. Üstelik olarak da birçok kez şarj ederek toplam 24 saatten fazla dinleme süresi elde etmenizi sağlayan şarj kutusu sayesinde sizi yarı yolda asla bırakmıyor diyebilirim kesinlikle. Kulaklığınızı hemen şarj etmeniz mi gerekiyor? Kutusunu 15 dakika, mesela diyelim gidiyorsunuz bir yerde bir görüşme yapacaksınız. Metrobüstesiniz veya bir yolculuktasınız. Hemen kutusuna 15 dakika koyuyorsunuz yani AirPods'larınızı. 15 dakika şarj ederek 3 saat dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Bu gerçekten benim açımdan en önemli, en büyük fayda oldu benim bu AirPods'ları alırken beni almama sebep olan. Bir gelin isterseniz bir de öne çıkan özelliklerinden bahsedeyim sizler için, neler var neler yok. Onlardan da bahsedecek olursam eğer arkadaşlar, öne çıkan özelliklerinden Apple tarafından tasarlandı bu zaten, bu birincisi. İkincisi olarak otomatik açılma, otomatik bağlanma özelliği var arkadaşlar. Sonrasında tüm Apple aygıtlarınız için tek dokunuşla kurulabiliyorsunuz. Yani bu iPad'lerde olur, Mac'lerde olur, iPhone telefonlarınızda olur. Her türlü herhangi bir, yani dediğim gibi Apple ürünü olması yeterlidir arkadaşlar kesinlikle. Şimdi sonrasında işte çift dokunuşla Siri'ye hızlıca erişiyorsunuz arkadaşlar. Zaten şu dediğim üst noktası anında ilk kere bastığınızda hemen hızlıca Siri'yi algılıyor sizler için. Şarj kutusuyla 24 saatten daha uzun bir pil ömrü sağlıyor dediğim gibi. Az önce bahsettiğim konuyla alakalı olarak bunu tekrardan söyleyebilirim. Sonrasında şarj kutusunda hızlı şarj imkanı var arkadaşlar. Yani şarj kutusuna koyduğunuzda normal bir ajans kulaklığa göre çok daha hızlı bir şekilde AirPods'lar tekrardan kendini şarj edebiliyor kutunun içinde arkadaşlar. Zengin ve yüksek ses kalitesi. Şimdi buraya dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Özellikle neden diyeceksiniz? Çünkü
Bu AirPods'ların arkadaşlar kulak, bu AirPods'ların ses kalitesi gerçekten muazzam arkadaşlar. Özellikle bas açısından ben çok memnun kaldım. Hani zaten bir Apple ürünü olduğu için hani bekliyordum zaten kaliteli olmasını, ama bu kadar kaliteli olacağını gerçekten hani ben bile tahmin edemezdim. Bu kadar ben bile düşünemezdim. Ses kalitesi gerçekten muazzam arkadaşlar. Atıyorum bir telefonla görüşme yaptığımda, bir WhatsApp'tan görüşme yaptığımda ve özellikle ses müzik dinlerken hani kendimi bir konserin ortasındaymışım gibi hissediyorum adeta. Gerçekten ses kalitesine 10 üzerine 10 veriyorum. Muazzam bir ses kalitesi var. Sadece benim için şarj süresi biraz az geldi arkadaşlar. Yani bir tık daha şarjı uzun olsaymış şarj süresi benim için daha iyi olmuş. O için şarjına 10 üzerinden 8.5 veriyorum arkadaşlar. Ama ses kalitesi dediğim gibi 10 üzerinden 10'u hak ediyor kesinlikle. Yüksek ses kalitesiyle. Sonrasında gelen diğer özellikse arkadaşlar, öne çıkan en temel özelliklerden bir tanesi olan aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçiş. Bunu da test ettim. Gerçekten kulaklığın kapağını, hani kutusunun kapağını açtığınız an hemen bir cihazı, bilgisayarımı da buluyor arkadaşlar ve direkt bağlanabiliyor bu şekilde. Onu da çok beğendim. Bu hızından dolayı bu bağlanma noktasında da aygıtlar arasında hızlı ve kolay geçişe de 10 üzerinden 10 veriyorum arkadaşlar. Kutunun içinden neler çıkıyor? Hemen önce onlardan bahsedeyim, bir bilgiyi vereyim. Ondan sonra sizlerle kutu açılışına geçeceğiz. Kutu açılışını beraber yapacağız. Kutunun içinden AirPods'umuz çıkıyor. Bir adet şarj kutusu çıkıyor. Ve Lightning USB kablomuz çıkıyor. Çıkanlar bunlar. Ve erişebileceğiniz daha farklı bir erişebilirlik özellikleri var ekstradan. Bunlar da nedir? Canlı dinleme özellikli ses, anahtarla denetim yardımı arkadaşlar. Şarj kutusu 38 gram ağırlığında, AirPods'un her birisi 4 gram ağırlığında arkadaşlar. Yani bir tanesi 4 gram, iki tanesi toplamı 8 gram. Gerçekten ağır bu arada küçük gözükmesine rağmen, çünkü gerçekten kaliteli bir yapı, ağır bir yapıya sahip. Ve bu arada elim aldığımda bu kadar ağır olduğunu hiç düşünmüyordum arkadaşlar. Ona şaşırdım diyebilirim. AirPods'un sensörleri her biri hüzmeleme özellikli çift mikrofon var, çift optik sensör var, hareket algılayıcı ivme ölçer bulunuyor ve konuşma algılayıcı da ivme ölçer bulunuyor aynı şekilde. Güç ve pil içinde kısacası AirPods ve şarj kutusu 24 saatten fazla dinleme süresi sunarken 11 saate kadar da konuşma süresi sunuyor. AirPods tek şarj ile 5 saate kadar dinleme süresi sunarken 2 saate kadar da konuşma süresi sunuyor sizlerle. Yani bir görüşme yapabiliyorsunuz aralıksız olarak. Bu dediklerim aralıksızdır arkadaşlar, hiç ara vermeden. Kutuda 15 dakika şarj ederek 3 saat dinleme süresine veya 1 saatten uzun konuşma süresine tekrardan size fayda sağlıyor bu 15 dakikalık şarj. Sonrasında ise arkadaşlar, şimdi bu AirPods kullanmanız için gerekenler nedir? Mesela hangi cihazlar neyden destekliyor, ne ve ne üstünde destekliyor? Minimum iOS 10 veya daha yeni sürümü yüklü olan bir iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri olabilir arkadaşlar. Sonrasında WatchOS 3 veya daha yeni sürümü yüklü olan bir Apple Watch modeli saatinizde de kullanabilirsiniz. Bir gelelim ki bilgisayara. Bilgisayarda ise MacOS Sierra veya daha yeni sürümü yüklü Mac modellerinin hepsiyle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Uyumlular ise bakalım, şimdi sıra geldik iPhone'lara. Yani asıl kullanacağımız yer genellikle bizim bunlar cep telefonları oluyor arkadaşlar. O yüzden cep telefonlar noktasına geldiğimde ise bize bunlardan neyi sunuyor? iPhone 14'ten başlıyor. Yani 15 en üst sürüm şu an 15 çıktığına göre iPhone 6'ya kadar bunu destekliyor, kullanabiliyorsunuz. iPod'larda iPod Touch 7. nesil ve 6. nesil kullanabiliyorsunuz. Mac modellerinde ise MacBook'tan başlıyor, Retina olandan. Mac Pro 2013 sonuna kadar her türlü modele destekliyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz gelelim kutu açılışını sizlerle beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise sizlerle beraber Apple AirPods 1'in nesil kulaklıklarımızın kutu açılışını dilerseniz gerçekleştirmeye başlayalım. Öncelikle kutumuzun üstünde şu şekilde kulaklıkların kendi resmi bulunuyor. Nasıl model resmi bulunuyor, yani nasıl modelde olduğu. Hemen üst tarafımda şöyle yaklaştırayım kameraya doğru, AirPods yazısı var. Bu tarafı çevirdiğimde bize bir elma logosu, yani Apple'ın amblemi karşılıyor. Bu tarafta da bilgiler yazıyor arkadaşlar. Dilerseniz kutu açılışına şu şekilde başlayalım şimdi sizlerle beraber. Kutumu açıyorum. Şimdi kutunun içinden bir tane bir klasik Designed by Apple in California yazan bir yazı çıkıyor. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunun içinde kullanım kılavuzu var. İsterseniz nasıl kullanmanız gerektiğini de eğer bilmiyorsanız eşleştirmekten tutun kullanımına kadar bir sürü bilgi veren bir kağıtlar çıkıyor. Durdurup okuyabilirsiniz isterseniz. Sonrasında bunu bırakalım bu kenara. Sonrasında ise asıl bizim için mühim olan yer geliyor arkadaşlar. AirPods'umuz çıkıyor. Şu şekilde göstereyim size düşmemesi açısından. Biraz hatta düşürdüm bile.
Arkadaşlar sizlere göstereyim şu an. İçinden bir de böyle düşmesin diye tutuyorum. Şu şekilde AirPods'um çıkıyor arkadaşlar. AirPods'umuz bir şeye sarılı bir şekilde geliyor. Onu da göstereyim hemen. Şu şekilde kağıda sarılı bir şekilde geliyor arkadaşlar. Ekrana odak yapıyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şimdi bunu soyalım bir öncelikle. Evet, şimdi AirPods'umuzu çıkarmış bulunmaktayız arkadaşlar. Şu şekilde. Arkada da şurada şu an göremeyebilirsiniz ama ufaktan Designed by Apple California diye bir yazı var arkadaşlar şurada. Şimdi kutunun içine çıkanları göstermeye devam ettikten sonra size kutudan da bahsedeceğim. Şimdi şu kutuyu şuraya bırakıyorum hatta. Bir tane boş yuvası çıkıyor Apple AirPods'un durduğu kısım. Ve sonrasında ise en altta bir tane USB-C şarj kablomuz çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz iPhone telefon cep telefonları şarjıyla aynı olan bir kablo çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim size de kabloyu kısacası. Kurt içeriğimiz Tenix ID'miz var arkadaşlar. 3 tane etkenle sonlanıyor. Şimdi gelelim bizim için en önemli olan noktamıza. Yani kulaklığa nasıl gözüküyor, tasarımı nasıl, kulakta nasıl duruyor. Ve sizlere deneyimlediğim anlardan bahsetmek istiyorum. Kullanarak geçirdiğim 2 aylık bir zamanı bahsetmek istiyorum. Şimdi kulaklığım şu şekilde. Arkada bir tane butonu buluyor. Bu sıfırlamaya yarıyor bu arada basılı tuttuğunuzda. Kulaklığımı açıyorum arkadaşlar. Görüntüsü şu şekilde. Bakın bir yeşil ışık yanıyor. Yani şu an şarjının olduğunu gösteriyor anlamına geliyor. Eğer kırmızı yanarsa kutunun şarjı yoktur demek. Kutuyu şarj etmeniz gerekiyor demek. Ama kutuyu açtığınızda şurada yeşil nokta yanarsa kutunun şarjı vardır demek arkadaşlar. Gelin dilerseniz bir kulaklıkta nasıl duruyor onlara bakalım. Ama tekrar bu çıkarınca kulaklıklar tekrar yeşil ışık burada yanmaya devam ediyor ve bir zamandan sonra sönecektir. Şimdi kapağı kapatalım. Önce bir kulaklığın tasarımını sizlerle beraber incelemek istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Her biri bu şekilde arkadaşlar. Ben özellikle dediğim gibi bunları tercih ettim çünkü benim bunları tercih etmemdeki en büyük etken kulağın içinde çok iyi durması arkadaşlar. Kulaktan asla düşmüyor, kıpırdamıyor. Şöyle hatta göstereyim sizlere. Takıyorum şu an. Bir tanesi taktım. Diğerini de taktım. Şu an telefonumdan video kaydı aldığım için maalesef size test edip ses kalitesini gösteremeyeceğim ama gerçekten size bahsetmeye çalışacağım. Neler hissettiğinden, nasıl müziklerden, nasıl fonlar verdiğinden. Kulağımda gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde bir görüntü göster sunuyorum sizlere arkadaşlar. Kulaktan dediğim gibi asla kıpırdama olmuyor. Zaten görmüşsünüzdür. Kulak şu şekilde direkt oturuyor arkadaşlar. Çok güzel kavruyor kulak. O yüzden bunu seçmem benim için birinci etken oldu. Zaten asıl almamın sebebi bunları buydu. Şimdi tekrar bunları gelin yuvasına yerleştireyim yerine ve sizlere genel olarak neler düşündüğümü söyleyeyim arkadaşlar. Bu AirPods'lar hakkında. Tekrar kutuya koyduğumda da bakın yeşil ışık yanmaya devam ediyor şu şekilde. Odak yapayım sizler de daha iyi görün. Şu şekilde. Kapağını kapatıyorum. Tekrardan şuraya bırakalım. Şimdi mesela arabesk müzik dinlediğinizde arabeskteki o ses yoğunluğunu gayet iyi alıyorsunuz. Pop müzik dinlerken de aynı şekilde o bası, o hareketliği veya arka çalan vokal çalgı aletinin her şeyini detaylıca hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ses dediğim gibi çok kaliteli. Bas konusunda gerçekten alabileceğiniz en iyi kulak içi kulaklık diyebilirim sizlere gerçekten. Hani bir sürü aynı fiyatta hatta belki daha fazla fiyatta markalı rakipleri vardır ama yine de Apple gerçekten bu işi hani hat safhada en üst kısmı tutaraktan gerçekten zirveyi kaptırmıyor ve en kaliteli olmayı hak ediyor arkadaşlar. Alalı 2 ay oldu, özür dilerim, dediğim gibi 2 ay olmuştu. Ve 2 aylık kullanımında gerçekten çok başarılıydı her anında. Ben bu kulaklığı şöyle kullanıyorum şimdi. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun, bunlarda herhangi bir yağmura yani suya da karşı dayanıklık yok arkadaşlar. Bunlar bir suya temas etmeyin çünkü bunlar su geçici arkadaşlar. Suya temasının suya şeyi yok yani. Su problemi var. Suya temasta korunmuyor yani, bir su korunması yok arkadaşlar demek istediğim. Mesela yağmur yağdığı günlerde veya çok yoğun spor yapıyorsanız, terliyorsanız bunu bugüne kullanmanızı tavsiye etmem çünkü içine ufak bir su kaçtığı an kulaklıklar bozuluyor arkadaşlar maalesef ki. Ben mesela hafif doğa yürüyüşüne çıktığımda veya bir yere gezmeye giderken veya bir
böyle vlog çekeceğim zamanlarda falan dediğim gibi kullanıyorum, yanıma alıyorum havanın güzel olduğu günlerde. Ve gün içinde işimi gerçekten fazlasıyla görüyor. Ses kalitesi dediğim gibi muazzam. Ses görüşme kalitesine geldiğimizde ise arkadaşlar, görüşme kalitesinde gerçekten muazzam arkadaşlar. Aynı bir müzik dinleme performansı kadar sesle görüşme konuşma kalitesi de gerçekten bir o kadar muazzam diyebilirim sizlere bu konuda. Yani genel olarak diyeceklerim o kadar arkadaşlar. Yani bugünkü AirPods tanıtım videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz daha fazla tanıtım videosu, ürün tanıtım videosu istiyorsanız bana yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. O zaman şöyle son kere göstereyim ürünleri. Herkese hepinize almanızı gerçekten tavsiye ederim herkese. Ben alalı 2 ay oldu. Şu anlık memnunum. Gayet güzel gidiyor her şey. Güzel, bir sıkıntısı, bir beğenmediğim noktası yok. Dediğim gibi yalnız pil ömrü bir tık daha uzun olabilirdi. Onun haricinde her şeye 10 puan veriyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dakikanız, vaktiniz ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla dediğim gibi bu tarz video istiyorsanız bana yorumlar kısmında belirtmekten çekinmeyin. O zaman herkese iyi akşamlar dilerim. Hoşçakalın.